Merhaba herkese. Başlayalım mı ilk parçamızla? Bence başlayalım. Albümde aynı isimli parçayı dinleyeceğiz. Nedenim Alba. Yorumlara bakıyorum bir yandan. Bu hatırlarsan geçen haftanın sonunda sana demiştim. Server'le olan şarkısında hani bir madalyonu açıp dinleyelim diye. Ben zaten son birkaç şarkısını takip ediyordum kendisini. Genel olarak tarzını da sevdiğim bir insan olduğu için. Ama bunu kaçırmışım işte. Bugün gördüm. Geçen hafta yaptıysa bir kaçıracak galiba. Başla istersen sen Yo, şarkıyla ilgili bir işte şey söyleyeceksen. Alba'nın parçası abi, evet ben de beğendim ama biraz diksiyon problemini ben de hissediyorum şu an için. Hani bazı kelimeleri anlamakta zorlanıyorum ama arkadaşta ışık var ya, ben işlerini beğeniyorum. Lia Shine'a çok benzemiş flow'u. Sanırım Alba'dan bahsediyorlar. Yani tabii ki bu tarz emotional trapper'lar benzer şey yapıyorlar ama göz göre göre bu benzerlik biraz rahatsız edici maalesef. Yine de yetenekli arkadaşmış. O diksiyon problemi Lia Shine'da da var ne hikmetse. 10 dakika bekleme süresi nedeniyle ancak yazabiliyorum. Geçmiş olsun. İyi yayınlar abi. Çok teşekkür ederim. Şöyle bir şey var. Daha önce Lia Shine'a da geçti. Ben Lia Shine'i şeyin imzaladığında duydum. Ya geçmişinde arabesk rapçi olması bence çok büyük bir skandal. Şu anda Lil Skies'e aşırı özendiğini düşündüğüm bir arkadaş ama şey değil, fena olmayan bir iki şarkısı da var dürüstçe. Bu biraz Türkiye'deki emotional trapper dediğimiz kafanın biraz fazla Lil Skies özentiliği genel olarak var abi. Bu biraz bundan kaynaklı yani. Arabesk rap yapıp trap yapmayanlara mağara adamı diye tweet atması soğutmuştu diye Shine'ın ya. Ya evet, bir geçmişin arabesk rapçi olup da millete mağara adamı demek. Neyse. O zaman sıradaki parçamız Kontkar ve Young Bego kayıp oğlan. Abi Kontkar'ın var beğendim ama ya geçen hafta Killa Hakan'la verilen parçanın altında bir parça. Hani beat de biraz monoton geldi bana açıkçası, sıkıldım biraz. Kontkar'ın verse iyi, Bego mutfaktakine göre gelişim göstermiş ama dedi, arkadaşların da chatte söylediği gibi ben de çok tahammül edemedim yani. Ya albümü dinledin mi bilmiyorum geri kalanını Yok, ama ben bu hafta hiçbir şeye bakamadım abi. genel olarak albümde de öyle. Mesela ben Karantina Parti şarkısını bayağı beğendim. Ama işte onda da hani Kontum bölümü bittikten sonra tekrar gelsin nakarat diye bekledim ama yani benim kişisel fikrim Met'ten daha iyi. Evet, ben Daha de daha iyi daha kötüden ziyade farklı tarzları olduğu için çok bir kıyasa girmiyorum ama Yok, hani chatte yazılanlara şey olarak söylüyorum. Yani şarkıda met olsa büyük ihtimalle ben bu kadar yani güzel. Ya benim kendi zevk şeyim hani müzik zevkimden dolayı da. hani aynen o biraz şey mesela, çünkü mesela Met'i dinlemek beni Bego'yu dinlemekten daha çok yoruyor mesela çoğu zaman. Evet, ben de onu demek istedim aslında. Ya ama bütün albümde aynı olay var bu arada. Şey, yani Kontkar ya hani solo olmadığı için bu kadar fazla sivrildi bilmiyorum. Ama hep böyle bütün şarkılarda bir adım öne çıkıyor. Birkaç adım öne çıkıyor hatta. O da biraz dinlemeyi zorlaştırıyor albümü. Sen not mu alıyorsun bir taraftan? Evet, bir şey Ha, yazdım unutayım ha diye. tamam, yok kalem kağıt sesi duydum da böyle nereden geliyor oldum bir an. Ha tamam. Unutmayayım diye bir şey yazdım. Tamam, güzel güzel güzel. Yani ya şu an şey var, açık açık konuşayım, böyle çok detaylı incelemesine girebileceğim bir parça birkaç haftadır böyle çıkmıyor. Ben bu kadar yüzeysel geçmek istemiyorum çoğu şeyi ama Evet. yani henüz öyle bir parçaya bak, şurada şu çok iyiymiş işte, bak şurada şunu hatalı yapmışlar ama şöyle olmasa mesela, katliamda benzer bir eleştiriyi getirmiştim ama hani o kadar özenilmiş bir parça maalesef duyamıyorum son haftalarda ya. Hani biraz çok kısa geçiyor gibiyiz parçaları, çok yüzeysel geçiyor Evet. gibiyim, rahatsızım ben de bu durumda ama hani üstüne çok da fazla konuşabileceğim bir iş maalesef dinleyemiyorum ya. Ya da böyle dehşet kötü olsa da gömsek o da Evet, dehşet kötü de dahil buna yani. geçen hafta da yoktu. Öyle aşırı dehşet kötü bir şey hatırlamıyorum ben geçen haftada. Hep böyle vasat ve üzeri seviyedeydi sanki. O zaman sıradaki parçaya geçiyorum abi. Ahiyan Geç abi. Karnavale. Ben ilk defa galiba bir Ayhan şarkısını sonuna kadar dinleyebildim ya. Ben Ahiyan'ı ilk defa dinledim abi ama övüldüğünü çok gördüğüm bir isimdi. Nakaratları güzel okuduğunu söylemeliyim abi. Klip güzel. Beat'e değineceğim. Osman Cello yapmış. Benim sürekli övdüğüm, önerdiğim bir isim İzmir'den. Kendisi konservatuvarda yaylılar üzerine eğitim alıyor ve cello çalıyor. Muhtemelen buradaki yaylıları da kendisi kaydetmiştir diye düşünüyorum. Öyle bir bilgi görmedim parçanın altında ama yani prodüksiyon açısından gerçekten üst düzey bir iş olduğunu söylemem lazım. Ahia'nın verse'deki flow matematiği chat'te de söylenmiş abi. Evet, yine bana Türk rapçilerin genel sorunu olarak Almanya'yı fazla andırıyor, Alman piyasasını, ve ben bundan sıkıldım. Hani flow matematiğini sevmedim. Yani bu şarkı için konuşuyorum. Ben bütün şarkılarında aynıysa zaten direkt flow matematiği doğru bir tanımlama olacak. Ama nakaratlar bazında gerçekten başarılı buldum abi. Ya ben ilk defa nakarat bazında da dinleyebildiğim bir şarkısı oldu. Diğerlerine çok şey yapamamıştım, dinleyememiştim. Fazla yorucu geliyordu bana da.
ilk defa böyle baştan sona dinleyebildiğim bir şarkı oldu. Ya Sen abi. dinlemişsindir mutlaka ya. Denk gelmişsindir Yok bu abi arada. hiç denk gelmedim. Ya Vallahi mi? şöyle ya, Twitter'da falan övüldüğü tweetlere çok denk geldim bildiğimiz sanatçılar tarafından. Ama hani Evet. gerçekten hiç fırsatım olmadı ya da aklımdan çıktı bak bugüne kadar bakmamıştım yani. Sıradaki parça La Diyez ve Müebbet Alarm Müzik'ten Çatı Katı. Prodüksiyon işlemleri La Diyez'e ait parçanın. Bayağıdır görmediğimiz ama gördüğüme sevindiğim isimlerden. Önce şunu söyleyeceğim abi. La Diyez ve Müebbet eski isimlerden. Abluk Alarm'ın kurucusu olduğu Alarm Müziği'nin MC'leri. Benim de iyi arkadaşlarım. Ama bildiğiniz gibi ben arkadaş kayırmıyorum. Hani parçayı beğendim ama beğendim derken şöyle beğendim. İkisi de çok uzun süre müzikten uzak kalmış insanlardı ama kopmamışlardı. La Diyez akademik kariyerinin üzerine düştü. Bir ara yurt dışındaydı. Keza Müebbet paslaşıyorduk, demolarda kaydediyordu. La Diyez'e göre daha üretkendi ama yani çok bayağıdır bir iş gelmiyordu. Ya ikisi de demin bir chatte yazılmış çünkü. Hani uzun süre sonra geri dönmüş gibiler diye. Evet o çok hissediliyor çünkü öyleler abi. Hani La Diyez'in mesela Biletsiz Yolcu albümü 2011 olması lazım. O çok güzel bir albümdü mesela. Orada Bugünden Yarına diye bir şarkıları vardı. Hani oradaki ayarı tutturabilirse gerçekten tekrar severek dinleyebileceğimiz işler çıkaracaktır. Beat'i beğendim, nakaratı sevmedim. Dediğim gibi ikisinin de lirikal bazda başarılı olduğunu düşünüyorum ama şu an için sunuş dediğimiz delivery kısmında hani performans kısmında tekrar ısınmaları lazım. Ama yani eskileri görmek beni sevindiriyor ya. Ben Çok hepsine katılıyorum. Ne ya ekleyeceğim sana? Hiç ya ekleyeceğim başka bir şey yok benim. şey var. Geçen hafta son anda dinlemiştik. Fuchs gibi olacaksa hani üzüyor da Aynen onu söyleyecektim. böyle olunca üzmüyor. Hani bu en azından şey var. Toparlayabilir ışığı veriyor. Ama şu an için evet. Fox'un dizisi geçen hafta mı çıkmıştı diss Çıktı hatta yayının sonunda çıkmıştı. Beyinde beraber bakıp abi demiştik. Hatırlıyor musun? Üzüldük, track? üzüldüm demiştik dinleyip. Sanki onu değil başka bir şarkı dinledik biz. Fox bir tane daha şarkı verdi sonra Ya sanki. 3 günde bir parça veriyor abi normal karıştırıyorsam da. Ya Hayır, ben bizi sınırsa yakmadan varsa rahat onu etmeyeceğim. alalım. Hani daha rahat kıyas yaparız. O yüzden sordum. Tamam ona bakarız. Ekleyeceğim bir şey yoksa benim görüşlerim bu Abi parça hakkında bu ekleyeceğim bir şey yok. kadar. Ben birebir aynısını söyleyecektim. Hatta Fuchs örneğini verecektim. Onu da sen benden önce verdin. Ben gideyim istiyorsan. Sen Biz takıl tek başına. hiç sıfır plansızlıkla iyi uyum gösteriyoruz. Bak sevdim İlk defa bir şarkıda bunu. aynı Değil düşüncedeyiz. mi? O da enteresan yani. Sıradaki parçamız Kezo Kene. Kezo bizi Öpücük'te bir sonraki haftaki şarkısına uğurladı. Hepsi Pislik şarkısını çok sevmiştim ama o dönemden bu döneme kadar hani o şarkı kadar beni saran bir şarkıyı veremedi ama son 2 haftada dinlediğimiz diğer Kezo işlerinden daha iyi bir iş olsa da bunun da tekrar bir dinlenebilirlik kredisi bende az. Nakaratlarını genel olarak beğendiğim bir isim. Hani verse'lerini de normalde beğeniyorum ama hani ne eksik çözemediğim bir şekilde son 1-2 haftadır beni pek yakalayamıyor ya. Bence bu şarkı olmuş ya. Ben sevdim bunu. Ben biraz sıkıldım yalan yok. O bilmiyorum. Hatta nakarat falan bayağı hoşuma gitti. Bir de böyle bu kadar sık şarkı verip en az bayan isim beni. Ya Yani. o açıdan evet. Yani bu kadar sık şarkı verenler arasında az baydığı doğru. O bir kez Nuys'u göndermesi falan filan hoşuma gitti yani. Hani en azından şey değil. Diğer çok sık şarkı veren isimler gibi sallama sözlerle Ya evet o açıdan evet. çıkmıyor yani. Ama evet hep aynı tarz olması bir yerden sonra chat'te de yazıldığı gibi bir anın piyancı Evet. etkisi yaratıyor. Yalan değil yani. O zaman sıradaki parça. Rota darmadağın. Evet ne diyoruz? Evet, ne diyoruz? Aynı şey diyeceğiz büyük ihtimalle de. Ya tamamen şu polis skandalından bağımsız konuşacağım. Ben o olay ne oldu diye soracaktım tam. Sen sonra da şarkıyı açtın. Ya hiçbir fikrimiz yok bu arada. Bağımsız konuşacağım. Abi evet, Auto-Tune'un yakışmadığı isimlerden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Nakarat Evet. acıttı yani beni. Ben not olarak sadece nakarat yazdım yani. Böyle büyük Yani adam nakarat. canımı yaktı hakikaten. Orada zaten bir yerde surat ifadem şöyle oldu. Hani belki yakalamışsındır. Orada acı çektim hakikaten. Beat de klasik fabrikasyon beatlerden ama kötü diyemem. Hani klasik fabrikasyon dediğim şey yani artık bütün Türkçe rap'in beat skalası belli bir aralıkta ilerliyor ya. Hani ya Afro Trap'te İsmail YK alıyoruz ya işte Emotional Trap dediğimiz kafada bu soundlara giriyoruz. Hani bu aşamayacağız bunu belli ki yani. Bu Bir süre en azından. bir Bence süre. tekrar değişecek o da. Hipo Ya benim ben karşıma almadım Rota'da kimse kalmadı zaten ya. O evet ya açıdan adam sorun yok. dayak Ben dayak ediyor yani. Sorma. mutluyum o açıdan ya.
Değineceğim olumlu şey yok mu? Var. Şöyle, ya Rota'nın da özellikle flow matematiği hep aynıydı. Hani hep aynı şarkıyı dinliyormuşum gibi de. İkinci verse'ünde farklı bir flow denemiş ve o kısmı hoşuma gitti sadece. O da hani yeni bir flow denemiş olmasından memnunum sadece yani. Benim tek takıldığım nokta Rota'da şey ya, genel ama bu şarkıyla ilgili değil sadece de, bazı yerlerde böyle aşırı, nasıl diyeyim, ilk akla gelen kafiyeyi kullanıyor ya. Onu herkes yapıyor canım artık. O çok O alıştırdı kadar bana. herkes yapmıyor ya. Hani şey, böyle 2005'te falan herkes yapıyordu da Ha, punchline evet kaçlayın bak falan diye. Hayati Telgeler yazdı şey benim dediğime. Rota'nın vokali çok monoton. Hiç inişi çıkışı Aynen. yok adamın diye. Bu parçanın işte ikinci versinde o biraz farklı bir flow duyduğum için orada sadece bir olumlu baktım yani açıkçası. İşte galiba nakaratta denemek istemişler onu ama o da olmamış ya. Evet olmamış. Ya bu arada bu işe devam edeceksen mesleğe gibi yalnızlaşacaksın. Arkadaş kıyırmam diyeceksin ama küsecekler. Abi bu işi yapmıyorken de ben Twitter'da savaş baltalarıyla genelde hazırda durduğum için zaten çok benim için bir şey fark etmeyecek. Ya. Ama ben memnunum. Hani konuşmadığım insanı övdüm daha önceki hafta yani. O böyle olması gerektiğini düşünüyorum abi. Ya bir burada çünkü hani bu yayında özelinde çünkü bir piyasaya çıkmış işleri eleştiriyorsak artık aramızdaki ilişkiyi görmezden gelmek zorundayım olumlu ya da olumsuz bir şekilde bence. Yani mesela senin beat'inin olduğu bir şarkıyı değerlendireceksek, beat kötüyse söyleriz yani, kötü Evet diyor. oğlum zaten Sen kendi kendine söylemezsin muhtemelen de ben yo söylerim. söyleyebilirim hatta 2 hafta önce dedim ki ya bu beat böyle Kötü değil de olduğunu düşünsen vermezsin yani, değil mi? O yüzden söyledim. yo var öyle işlerim maalesef ya. Ha. Dürüstçe söylüyorum. 2 hafta Peki. önce hatta dediğim gibi benim beatimde şu an konuşmadığım bir arkadaşımın parçası vardı. Onu bile çaldık burada yani. Konuşmadığın bir arkadaşım. Biz acaba şeyi de mi ele alsak ya haftalıkta? O hafta çıkan kavgaları da mı ele alsak bu arada? Her hafta... Çok magazine girmiş olmayacak mıyız? Yok Ya ben zaten çünkü şey istemiyorum yanlış özellikle anlama. söyledim. Bunu chat'teki arkadaşlarımız burada olan olmayan bugün düzenli tayfamızda biraz eksikler görüyorum ama canları sağ olsun hiç önemli değil. Pazartesiye kaldık ya bugün. Aynen şey onlar alınmasın onları kastetmiyorum. Bu sefer şey tayfası gelecek abi çünkü biz bambaşka bir konuda yayın yapıyorken çünkü bu kanal bir Türkçe rap kanalı değil. Bu kanalda haftanın bir günü Türkçe rap konuşuyoruz sadece. Bu kadar ciddiye almana gerek yoktu. Ben dalga geçmek için söylemiştim Ya aslında. çünkü şey bu sefer şey gelecek. Biz orada atıyorum ben burada çok ciddi başka bir müzikle konuşurken saygı ve müzisyeni de konuk edeceğim mesela. Orada gelip abi şu diss atmış ne düşünüyorsun? İşte şu story atmış ne düşünüyorsun? Kitlesi gelirse yani Konu istediğimiz kontent üretemeyeceğiz abi o yüzden korkuyorum. savaş baltalarına geldiği için söyledim zaten ben. Yoksa Ha peki. ciddiye alıp söylemedim. Bu nakarat telif sıkıntısı yaratmaz mı bilmediğimden soruyorum. Abi hangi konuda telif sıkıntısı, nakarat bir yerden mi? Ben de anlamadım onu. Kitle seçme bağlaz. İkinci kez yazdı çünkü. Ben şey istiyorum hani burada bir topluluk oluşturacaksak hani örnek verebileceğim birkaç yayıncı var mesela Educated Ear, Venefikus, ondan sonra Turgut Uç. Hani bu gibi yayıncıların sevdiğim şeyi çok affedersiniz dalayarak free bir chatleri var. Hani benimki de öyle olsun istiyorum abi. Hani sıktı lol geç kitlesi bize gelmesin istiyorum. En baştan onun için biraz böyle ki biraz Aldık mı cevabımızı? diktatör davranacağım. Neymiş? Azerbaycan Bülbül duygularım. Fark ettim. Aa Ben fark ettim. bilmiyorum Ben değil. de bilmiyordum. Bilmiyorum değil şöyle aklıma hiç gelmedi. Şu an biliyorum parçayı pardon. Bilmiyorum yanlış bir kelime tercihi oldu. Ben Evet direkt abi bilmiyorum. andırıyor. Ama ya Azerbaycan'ın telif hakkı mirasçıları kimse onların bu parçanın haberi olacak mı? O sorunun cevabını ancak onlar verebilir abi sana. Sefo geri Abi gel. sözler direkt aynıymış bu arada şeyle. Ben şimdi ona bakıyorum bir yandan da. Eyvallah. Andırıyor değil, direkt aynıymış. Sıradaki Aynen zaten parça chat'e de yazmışlar ben bakana kadar. Rota bu telif olayından da bir mağduriyet yaratır diye bir yorum geldi altta. Hüsnü hoş geldin abi bu Hüsnü arada. Nazik, Tekrar hoş geçmiş geldin. olsun. Sefo geri gele ben başlıyorum abi bu arada. Gitar Matthew Britt çalmış. Güzel abi. O gitar Ben de kısmını onu tuttum. beğendim yani evet. Bu arada şey yiyeceğim. Abi evet çikolatalı Nesquik sponsor içerik değil ama seviyorum. Gangster rapçiler bunu eleştirel olarak aşağılamak için kullanabilirler ama ben seviyorum. Kahve içiyorum bu arada, yanlış olmasın. Afiyet olsun. Dökmeseydim iyiydi. Her gangsta gizli gizli Nesquik içer. Yok abi ben gerçekten seviyorum. Gangsta da değilim zaten. Muzlusu da güzel. Bizim Rembetiko'muz süt abi. Of, özledim bak. Öf, süte muz. Yapayım Ama ben sana, gel. gerçi Ağustos ayındayız abi. O da sıcak içecek içilmiyor. Oral etkillerden ya o da. Onu kışın Biz içelim. klibi tartışacaktık ya. Şeye döndük. Düşük bütçeli gurmelik programına döndük. Çünkü konuşulan şeyler hani şey muzlu oralet, Nesquik falan şu an çünkü. Neyse, evet parçaya dönelim. Ya verse'lerde biraz sıkıldım ama nakarat iyi mi? Hayır ama şöyle bir gerçek var. Milleti yakalayabilecek bir nakarat yazmış yani ki zaten 500 küsür binde izlenmiş yanlış görmediysem. Potansiyeli olan bir arkadaşmış hani isimden ismin Sefo olmasından ben biraz semt rap'i bekledim ama
Değilmiş. Ama yine beni böyle tekrar tekrar dinleyeceğim, çok beğendiğim bir parça mı? Hayır. Sondaki gitar kısmını beğendim. Prodüksiyonu beğendim. Ortalamanın üstünde böyle iş diyebilirim yani. Ben uzun vadede başarılı olacağını da düşünüyorum bu arada ya. Şu anda hani böyle açıp defalarca dinlemem belki ama Tabii herkes bir senin önceki nasıl diyorsun abi şarkısından ya. dolayı söylüyorum bu arada. Yine öyle dediğim gibi çok üst düzey bir şarkı değildi ama hani uzun vadede sanki fena bir şeyler yapmayacak gibi geliyordu bana. İsminden dolayı önyargılı Evet, olsam da. isminden bir önyargılı girdim ben de bugün ama yanılttı Klipleri de fena olmuyor yani, öbürü de şeydi, uğraşılmıştı en azından üstünde. beni. Mutlaka bakacağım. Köst, Çağrı Sinci, Rafireş, Birileri Daha Var isimli parçayı dinleyeceğiz. Oy. Gireyim mi ben? Gir ama yani gerçekten abi 5 dakika gerçekten şart mıydı bu parça Abi için? çok çok uzun. Fazla Hani uzun. artık inanılmaz sıkıldım. Şarkı bitmeyecek Dehşet. sandım ya. Fazla uzun ya. Ya beat ve aranje konusuna sen girersin de ben birkaç tane not aldım, onları söyleyeyim. İstersen sen de üzerine devam et. Tabii ki ben de Sevdiğin enerjimi arkadaşı. aldım. Eski okulun eskiliklerden. Abi normalde Köst mesela benim sevdiğim bir isim ama nakaratlarında sıkılıyorum bazen. Ve ne dediğimi de çok anlamıyorum bazı nakaratlarında. İlk defa bir nakaratını bayağı sevdim ben. Gerçi chatte Fark etmiş dans ediyorsun diye. yok sevmem. Ben uzun zaman sonra ilk defa böyle güzel bir nakarat dinledim Köstler. Benim hoşuma gitti yani. Onun dışında Çağrı'nın da bence uzun zaman sonra lirik açıdan değil de sunum açısından en sıkıcı verse oldu benim için. Normalde sevdiğim bir isim aslında. Ya da şarkı çok uzun diye belki artık daraldım, bilmiyorum. Yani daha orada görüyorum işte 3 dakika daha var. Yani dediğim gibi hani şey, söz olarak değil de sunum olarak biraz sıkıcı geldi o kısım. Onun dışında üçüncü arkadaşın adı neydi, yanlış söylemeyeyim. Refresh. Rafi değil mi? Tamam. Daha önce dinlediğim bir isim değil yani, normalde açıp o yüzden çok hakim değilim tarzında, söz yazımına falan, ama ya nakarat yazımı kısmına daha iyileri var. Otonom da var evet, ama genelde şey ya, bazı nakaratlarında ne dediğini anlamıyorum. Çok alakasız sözler yazıyor. Ya da bazen gerçekten çok sıkıcı geliyor bana. İlk defa böyle uzun zaman sonra sevdiğim bir nakaratı oldu. Ya zevk meselesi zaten bari. Ben öyle düşünüyorum diye. Herkes öyle düşünecek diye bir şey yok. Dediğim gibi ya, Çağrı kısmında biraz sıkıldım. Bir de şarkı dehşet uzun. Çok Özellikle uzun. günümüz şartları için dehşet uzun yani. Bu kadar mıydı? Gireyim mi? Ekleyeceğim bir şeyler Gir, var mı? devam ederim ben sonra. Tamam. Ben de uzatmayayım çok. Abi öncelikle evet yani özellikle 5 dakikalık bir parça yapıyorsanız sizin ya işte bir switch yapmanızı beklenir ya aranje trikleriyle aranje numaralarıyla dinleyiciyi o şarkıda tutmanız beklenir. O parça başladığı gibi biten parçalara bir örnek. Hani çok fazla bir değişim olmuyor ve bu hani ufak şeyler var. Hani beat'te MC'lerin kısımlarına göre yer yer değişen ufak dokunuşlar var ama Var kurtarmaya yetmemiş 5 dakikalık bir parçayı sıkıcı yapmadan dinlenebilir hale getirmek için. Prodüksiyon beni biraz sıktı açıkçası. Kalem olarak iyiler. Hani bir şeyler anlatıyorlar. Derdi olan bir müzik yapıyorlar. Eyvallah ama özellikle Köst'te ben hep aynı şarkıyı dinliyormuş hissini sürekli alıyorum. Bu Otonom'da da vardı. Solo diskografisinde de var. Hani seven sever ama beni yoran bir stil abi açıkçası. Kendisini insan olarak severim, Ankara'ya gitme görüşürüm ama hani müzikal olarak hani sevdiğim işleri olmasına rağmen genel olarak yorulduğum isimlerden bir tanesi. Çağrı Sinci'ye gelirsek son dönemde verdiği işlere pek bakmadım. Hani bu yayında bakacağız ileride çünkü biliyorsun hani problemlerim olan bir isim ne yapmış diye açıkçası girip Evet. stalklamıyorum yani. Hani bu programın konsepti gereği bakacaksak bakacağız. Kötü bulmadım. Yani parçanın en iyisi kendisi. Yine ayrıştık. Ben evet parçanın en iyisi olduğunu düşünüyorum. Ama dediğim gibi aşırı uzun, daha kısa tutulabilirmiş. Rafresh ben de çok fazla ismen bildiğim bir isim ama çok fazla diskografisine hakim olduğum bir isim değil. Melodik kısımları beni biraz yordu, rahatsız etti. Diğer ikisinin biraz Kös ve Çağrı Sinci'nin biraz altında kalmış performans olarak. Ya bu parçanın hakkı da bence şu an tam durdurduğum yerde görüldüğü üzere 2 dakika 35 saniye abi. 5 dakika çok gereksiz uzun Aynen. yani. Aynen. Evet bak Ozan Vasıfsız Eleman 93 ve Eleman 93 ya da chat'teki haliyle Blue Exile albümünde 19 dakikalık şarkılar var. Hiç sıkılmıyor. Sıkmıyorlar. Ben aşırı sıkıldım demiş bu parça için. Evet abi sen de bir prodüktör olarak biliyorsun ki hani demin dediğim sebepten ötürü Blue Exile albümünde ben de 10 dakika boyunca Blue'yu dinlemekten sıkılmadım mesela.
Ya da mesela Susamam da bir yerden sonra sıkıcılaşıyordu ama bir yer dediğim 25 dakikalık yarım saatlik bir eserin 10. dakikasından sonra sıkılıyordum. 10 dakikaya kadar sıkılmadan gitmiştim. Orada sıkan şey de Ya bazı MC'lerin olaya çok yüzeysel yaklaşmasıydı mesela. Hani buradaysa şarkı hep aynı şarkıyı 5 dakikada bir aynı flow'la aynı stille dinlediğim için sıkılıyorum yani. rap dışında mesela bazı funk şarkıları da var böyle 8 dakika 10 dakika sürüyor falan sıkılmadan Ya dinliyorsun onları yani. kategoriye alma çünkü abi oradaki müzikalite rap müzikte Tamam yok. işte. Hele ki Türkçe rapte Ama hiç yok yani. tamam şuraya getireceğim. Orada sürekli değişen bir beat var. Yani beat değil de işte beste var diyeyim. İşte aranje konusunda şeyler, değişiklikler falan filan var. Hani bir şarkının bir trafiği var, dinlemeye devam ediyorsun. Susamam'da mesela yoktu, seninle konuşmuştuk onu. Ona rağmen sıkmıyordu. Hani bu 5 dakika bilmiyorum ya. 2,5'ta değil de böyle hani 3,5'a kadar tahammül ederdim büyük ihtimalle ben de. Ya 5 çok şu çok an onun uzun geldi bana. pazarlığını yapmayalım bence. Gerek Ha, 3,3 parça yapalım. parça gereksiz uzun abi. Kurban pazarlığı yapıyoruz sanki. Değil mi? Hazır bayram temasına da uygun. Sıradaki parçamız bana geçen hafta Elanur Ela nur açtırmadım abi ben sana. Böyle söyleyip de beni zor açtırdın. durumda bırakma yani. Şey, bu hafta kendisini Twitch yayınlarından tanıdığımız, onu da stream olarak bildiğimiz ama aslında bizden biri olan çok sevgili Dren'in yeni işi Noodle'a bakacağız sırada. Dur bir dakika şu Ela nur konusuna bir açıklık getirelim Getir önce. bakalım. Ben açtırmadım sana. Dedim ki Kontkarından ben Feros'una Kozmos zaten mecbur Evet, paylaştı. Şudur budur atmadı herkes çünkü paylaştı. Kozmos. Herkes paylaştı. Hani bir ele alalım, bir bakalım dedim sadece. Sanki Elanur fanıymışım gibi açtırmadım yani. I don't know. Beni, I don't know ya. Bana Beni zor durumda bırakma şimdi. burada Elanur açtırdıysan Diren dinleyeceksin abi. Ki kendisini ben seviyorum insan olarak Abi dinlerim, sıkıntı yok da Elanur'u ben da. açtırmadım sana. Tamam. Başlatıyorum. Sıradaki parça Diren Noodle. Tek bir şey söyleyebilir miyim? Tabii ki. Bu arada ben kendi Sonuç. arkadaşlarımı gömüyorsam gömeceksen Diren de anlayışla karşılayacak bir arkadaşımız. Problem yok. Yok gömmeyeceğim. Aksine son 3 hafta dinlediğimiz şarkıların %70'inden daha iyi. Ben en başta Diren hakkında ufak bir info vereyim abi. Ben bu rap yapan Twitch streamerları, işte YouTuberlar gibi insanlar arasında Diren'i farklı bir yere koyuyorum. Sebebi şu. Diren çok küçük yaşlarından beri dinleyici olarak, hatta bir yanlış bilmiyorsam bir dönem grafitiyle de uğraşmış. Hani kültürün içinden gelen biri ama ünlü olduğu alan Twitch yayıncılığı oldu. Hani onun için ben bunu şey mesela Dren'in yaptığı işleri şey olarak görmüyorum. Bir Elanur gibi ya da işte başka örnek verebileceğimiz kimler var? Rainman gibi hani. Ha, tamam bu popüler. Ben RG bunu gibi belki. evet belki ama yani Berkcan Güven de şimdi Rainman veya Elanur'un yanında bayağı iyi rap yaptığını itiraf edeyim ama şey değil. Herhangi bir rapçiyle kıyaslamam tabii ki başka arkadaşların düştüğü hataya düşüp. Evet. Yani bu o demek değil yanlış anlaşılmasın. Dren'i bu isimlerden Biraz farklı da sen gördüm. yanlış anlaşıldın oğlum. Beni attın ateşin ortasına. Biraz da sen yanlış anlaşıldın. Diren'i benim farklı değerlendirme sebebim zaten bizden olması ve bunu sevdiği için yapıyor olması. Bu parçayı bana çıkmadan bayağı bir önce attı. Bu demin chatte de sorulmuş şey. Indomie reklamı. Şarkı troll bir şarkı olarak da hani yani misal geçen hafta dinlediğimiz bazı işlerden iyi. Hani bu haftanın iyi işlerinden saymam tamam ama yani dinlediğimiz işlerden iyi yani. Dediğine katılıyorum da. Bence bunu şeyle kıyaslayabiliriz. Base Motel Pro'nun işleriyle Evet, kıyaslayabiliriz. Base Motel Pro'nun işleriyle kıyaslanabilir yani ve o klasmanda kötü bir iş değil ama hani bildiğimiz manada rap şarkısı yorumlayacaksak ya yorumumu tahmin ediyorsunuz zaten yani. Beğendiğiniz birer şarkı söyleyebiliriz. Abi yayının sonunda bugünün ikimiz de kendi adımıza en beğendiğimiz şarkıyı ve Yok, genel sonuç en beğenmediğimiz galiba. şarkıyı söyleyebiliriz. Abi o çok çok ciddi bir skala ama ya. Benim bir tane var işte direkt. Tribünün çapa makinalı tüfek. Kes yaygarayı olursun bir tek. Özel piyade Fuat Ergin. Yep. Türkçe rap mi söylüyoruz, yabancı dahil mi? Türkçe yazmış. Güzel. Elanur. Yo, tamam Dumanya Karamiyasıla diyeyim ben de. Sıradaki parça Lil Turk Fark. Hakikaten kapattım abi. Bugün Kapa dinlediğimiz en kapa. kötü iş buydu. Ama farklı bir tespitim var abi. Mesela Almanya'dan, Hollanda'dan, Fransa'dan güzel rapçilerimiz çıkıyorken bizim İngiltere niye böyle? Hani bu Abi. arkadaş. Tek Yani birinden daha iyi diyecektim ben de tam. hayır genel olarak Yalan yok yani. ya genel olarak Tamam abi. İngiltere menşeli Türk rapçilerde böyle bir sıkıntı niye var? Bu şey olmuş ya şarkı. BG'nin klibiyle Rayman'in sözlerini birleştirip yalan söyleme gözlerime bak işte. Uçak falan kliple birleşmiş böyle. Abi. Ortaya karışık. Aynen kılıç hatırlıyorum ben galiba ya kılıcı. Aa kılıç iyiydi evet hakkını yemeyeyim. Kılıç iyiydi. Kılıç iyiydi.
Abi bu şarkı ile ilgili... Yok, bu nazı hemen geçmeyeceğim. Konuşuruz. Ben sırayı açtım Tamam. sadece. Çünkü öbür şarkısı çok Tamam. durmayacağız yani. Tamam. Git abi o zaman. Neye gideyim? Şarkının üstüne gideceğim demedin Ha mi? ha gideceğim abi. Yani iyi bir tarafı yok hani. Yani o gideceğim dediğim hani sen bir an buna geçiyormuşuz gibi başlayınca ondan bir durdurdum. Hani bunu biraz daha Tamam görmez yok. miyiz sence de? Hani güzel... Yani. Ya bugünün en kötü Hani. işi kesin de yani. O şu an Aa evet dur onu not alalım ya bugünün en kötü işi. ya ben bundan daha dinlemediğim çok iş var gerçi burada bakıyorum 12 parçamız daha var. İçinde Joker de var. Çete yazdılar diye söyledim. Yoksa Ama yani yok canım Joker'i genel olarak beğenmesem de bu arkadaşın yanında bayağı rakim falan kalıyor herhalde canım saçmalama. O anlamda demedim zaten. yani. Yani Yapma. beğenmesem de bu arkadaşın yanında yani. Tekmil bir de bu arkadaştan iyi dedik. Yani herhalde şu ana kadar dinlediğimiz en kötü parça bu olabilir abi. Muhtemelen abi çünkü bir de reklamı Türklere yaptırıyorsa sterlin kuruyla Türk lirasını karşılaştırınca adam bedavaya burada çok büyük kitlelere oynayacak reklam parasını sağlaması mümkün. Bunu Aynen da öyle. samimi söylüyorum troll değil yani. Sıradaki parçamız Essah. Kul Savaş'la alakası yoktur diye umuyorum arkadaşın. Essah'ın Doz isimli parçası. Kuzgun, Gece, Gavi ve Kira. Ama sana ciddi soruyorum. Bu Essah'ın Kul Savaş'la Essah'la alakası yok değil mi? Sanmıyorum. Ben de Ha. tanımıyorum. Ha Bilmiyorum. tamam. İlk defa duydum ben de. Ben de ilk defa dinleyeceğim. Başlatıyorum. İstanbul Film Festivali'nin aşırı hype'lı sıradan filmi tadında. Abi benim şimdi bitti. Bir daha söylersen duyamadım ben. Yorum okudum. Ozan İstanbul Film Festivali'nin aşırı hype'lı sıradan filmi tadında demişti. Abi şarkı leş değil ama bu da yoruyor. Bir de bir şey söyleyeceğim. Ben İstanbul Trip sevmedim. Legal'a mı döndü yoksa Hiçbir fikrim yok. ben şeyle başlayayım mı? Tabii. Chat'e de yazmışlar. Ben bu Sen başla bundan. beat'e böyle arada deniyorum yani bir şeyler yazayım falan diye. Kendi çapımda. Şarkı yayınlanmadan 3 gün önce mi 4 gün önce mi ne işte bir şeyler yazmıştım. Beat'e duyunca zaten direkt tanıdık geldi. Free bitmiş Ama söylendi chatte. şeyde evet açıklamada hiçbir şekilde hani nereden alındığı ile ilgili bir bilgi yok. Free beat kullandık falan diye bir şey yok. Ya, ayıp değil yani kullandıysan yazabilirsin. Çok büyük bir Yani. sıkıntı değil bence bu. Aynı beat'e mesela Rota da girmiş. Onu da baktım. Onda da yazmıyor. Rota'nın girdiği şarkıyı ben duymamıştım. Beat'ten sonra fark ettim. Ben 3 parçayı da dinlemedim. Ve Yani beat'in abi orijinali ne yani yani 3 parçadan kastım. bayağı milyon dinlenen bir tane şeyde YouTube'da aynı beat'e okunan İngilizce şarkılara da denk geldim. Anladım. Hani bayağı da kullanılan bir beat yani öyle şeyde değil, kıyıda köşede kalmış da değil yani. Ya Türk piyasası abi yani şaşırmıyorum bu olaya. Ya okuyabilirsin ama hani en azından bir yazsan oraya Yok çok aynen büyük bir sıkıntı değil yazmam yani. olayı için diyorum şaşırmıyorum diye okunmasında bir sıkıntı yok yoksa da. Abi bu beat'e giren yazmıyor beat Hülya Avşar'a döndü. Şey abi bak evet güzel bir yorum var bu parça için söyleyeceğim bir şey yok. Kötü sesli birini melodik okuması tüyleri diken diken ediyor diye kötü manada hemfikirim abi. Nakarat olmamış, verse'lerde sıkıldım. Ya beat'e yorum yapmayacağım çünkü bilindik bir free beat ve iyi bir Bu arada beat normalde daha ses kalitesi falan da daha yüksek. ya o işte o da Bir açıp yine dinlersen eğer. Türk mix mühendisleri onlar. O yüzden ses mühendisleriyle alakalı, mix mastering yapanlarla alakalı bir problem o da yani biraz. Aşırı kötü mü? Yani facia falan diye yani Lil Turk'ü dinledikten sonra bunu dinleyince o kadar kötü bir eleştiri yapamayacağım tabii ki ama yani bu arkadaştan piyasada da bayağı bir var ya. Hani aynı şeyi birçok insandan duyuyoruz. Hani saç tıraş modellerine kadar benziyorlar dediğimiz durum bu arkadaşın da söz konusu. Hani ben benzer minvalde bayağı bir rapçi dinledim abi Türkiye'de. Abi beat de bu arada 1,4 milyon. Yani dediğim gibi çok çok mu facia kötü? Hayır ama kötü. Yani Lil Turk'ün yanında yani iki parça sunsalar. Lil Turk var bir de bu var ömrünün sonuna kadar diye bunu alırım ama normal bir dünyada ikisini de Üç es tane geçerim yani. sunsalar bir de tekmil var deseler. Yani gülmek için tekmini alırım klipliyse eğer. Yani. Sıra yanına alacağın üç şarkı. Sıradaki parçamız Şeyin Şah ya da yeni Niki ile Hasan Sabbah Trump. Abi Sen sen bayağı başla bu kafa sırada. salladın ama Yok o Şeyin Şah'ın follow'una benim genel refleksim o yani. Çünkü Türkiye'de en iyi flow yapan yani şarkı rapçilerden bir 2 ondan tanesi. sonra toparladı. Zaten şarkı 2,5 dakika. Yok şarkı kötü bir şarkı. Beat'i hiç Abi yok. beğenmediğimi söylemem lazım ama ben Şeyin Şah'a autotune'u yakıştırıyorum açıkçası. Şeyin Şah'ın son dönem verdiği demolar bile bu şarkıdan daha iyiydi abi. Telefonla kaydedilmiş. Hani beklentimin altında kalan bir şarkı. Beat'i hiç beğenmedim. Hani benim kafa sallamamsa şunu kabul etmem lazım. Şeyin Şah bu ülkenin en kompleks kafiye yazarlarından bir tanesi ve en iyi flow yapan MC'lerinden bir tanesi olduğu için Evet, o o bende kesin. refleks olarak hani beat'ten ziyade flow'una ister istemez kafa refleks olarak sallanıyor yani. Üstünün yorumu bizimkiyle birebir ters mesela şu anda. Evet.
Birebir zıt. Bunu konuşmuştuk geçen yayında da işte Server, Keyshan bir de şey inşa üçünün ben Server için tarzına göre. dün üçümüz beraberken de konuştuk biliyorsun. Ben Evet. Server'ın eski dönemini tercih edenlerdenim yani. Yani bilmiyorum bana ototunun hali daha iyi geliyor da Saygı duyuyorum şarkı çok konuşacak bir şey yok şarkı hakkında bence ya. Bir de ama. ne zaman yayınlanmış şarkı? Ya bugün gündüz ya da dün gecedir yani. Ben bugün Galiba gündüz. yanlış hatırlamıyorsam Cuma yayınlayacağız demişti. Klasik bir şey inşa hareketi Ya olarak. evet, Şehinşan prodüktörünün çok ciddi bir iş ahlakı sıkıntısı var çünkü abi bunu. Yine söyleyeceğim ama verse'leri olmayan şarkı vermektense geç vermek daha mantıklı. Eyvallah. Abi tam bir skandaldı o yani Tabii. hatırladıkça. Beklentimin altında kalan parçalardan bir tanesi. Ya ismin büyüklüğünün de etkisi var bunda tabii Türkçe camiası için. Ben Ay, No Name biri yani. verse de beğenmezdim bu Evet şarkıyı. yani Nonem biri verse ışık var derdim ama Şehinşah verince beğenmiyorum o açıdan değil. Yani sıradaki parça. Bla Son Ses ve Los Calliope geç değil. Of. Of. Malis sen başla ben bir su alıp geleceğim suyum bitmek üzere. Biraz da kendime geleyim bir hava alayım. Hemen gelip 2 dakikaya kalmadan geliyorum. Nereye gidiyorsun? Dur, duyamadım ben. Yeni bitti şarkı bende. Adam gitti ya. Yettim. Bize ne yaşattın? Of ben değil abi Rose'la Bilal Son Ses yaşattı. Abi şimdi linç yemeyeyim de ben Rose'un Ben yerim. aslında bayağı yetenekli olduğunu düşünüyorum. Hemfikirim Ama bundan abi. neden böyle şarkılar yapıyor hala onu anlamış değilim. Çok basit bir cevap var. Ya Money. tamam. Hatta istersen Tayyip Erdoğan'ın money 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 dediği şeyi açayım istiyorsan YouTube'dan. Bu arada demin unuttuk ya bak Merkel şarkısı yapıldı, Trump şarkısı yapıldı. Ben bir şarkı daha bekliyorum ama onu yapacak adam. Türkiye'de olmaz. Neyse şeye geleyim abi Rose ben yetenekli olduğunu düşünüyorum. Muhtemelen menajeri de çok sevdiğim bir abim bu arada. Muhtemelen iyi para vermişler. Beat'i de Cambay yapmış gözüküyor. Bilal Son Ses, Rose ve Cambay Beat'i Tamam. yapmış gözüküyor. Düzenleme Deniz Kambuz'un. Mix Mastering Buğra Kuntun. Yönetmen Ahmet Cantekin. Zaten Mix Mastering Burak Uzun olmayan şarkı yok piyasada. Ya evet. Neyse. Şey. Ben bu arada RT'den bahsetmiyordum. Ben Macron'dan bahsediyordum Ben sadece. RT'yi düşünmüştüm aynen. Yok canım. Şahsıma diye sana böyle Yok. diss atıyor değil mi? Neyse. Ya şey var. Rose'un rap kısmı da bu parçada sarmadı. Hani beat normalde bu tarz yaylılara ben biraz düşen biriyim düzgün kullanıldığı vakit. Ama düşemedim bunda. Yani Düşünmedim vallahi. bugünün en kötü işlerinden bir tanesi abi ya. Maalesef Rose üzgünüm ama Yok abi en kötü işlerinden ya en kötü iş belli tamam da ya ikiye yazarım çok rahat yani. ben yazdım. Ama gerçekten bence çok yetenekli bir isim yani. Irak Düğün Maestro Baykan var. Sesli serin abi gez gel. Abi ne bileyim ben çekinmiyorum ya. Arada Gökhan yazmış şey diye Aziz Ağa'yı hatırlatıyor diye de Yok abi Azize A'dan çok çok daha iyi ya. Azize A'nın çok çok iğrenç bir daha iyi şarkısı var Aziz hatırlıyor muyuz? bütün şarkıları. Ya onu klibiyle açacağım abi sonunda cringe yaşayalım istiyorsanız. Yine Konu Sultan'ın yaşına gelecek birazdan. Yok onu bir kere Geçen konuştuk haftaki bitti gibi. oğlum. Sıradaki Tamam. parçamız Miraç ve Joker Kural. Çok linç yedi şarkı. Abi linç yemeyecek gibi değil. Gerçekten çok kötü bir şarkı. Ben başlatmadan kısa bir dipnot düşeyim ama Bilal Son Ses gerçekten çok kötü bir müzisyensin abi. Abi bu izliyorsan sevgiler. Bak mesela. Sen gömmeden önce ben bir şey söyleyebilir miyim? Tabii ki. Ben linç yiyeyim sen sonra göm. Hı. Ben saçma bir şekilde iki ismi de sevmesem de şarkıyı sevdim. Ne yapacağız? Yo linçlenecek bir şey yok bunda abi senin kişisel beğenin. Ya kötü beğenin de bir beğendir sonuçta abi deyip böyle senle de aramı Oh. açıyormuşum Ben şeyi merak ettim. Bir şu solcu rapçi kim? değil mi? Ya ortaya yazıyor Jigadinen. muhtemelen. Ya susamama gelen tepkiye muhtemelen şey yapıyor. Neyse. Ne? Ben mesela aradığım şarkıyı buldum deme sebebim şu. Üzerine uzun uzun konuşacağım bir iş bulmuyorum diyorum ya mesela bak buldum. Başlayalım. Öncelikle bahsedeyim. Miraç'ı gerçekten haz etmesem de kendisinden. Nakaratı beğendiğimi ben de söylemem lazım. Beat'i de beğendim. Miraç'ın rap kısmı berbat. Joker'inki Miraç'a göre iyi ama onun da lirikal olarak çok saçma sapan çelişkileri var yani klasik. Geleceğim ona. Şöyle. Moz'dan başlayayım. Abi şarkının sözleri şurada ya altta birileri yazmıştır umarım ya. Hah. Abi sistemi eleştirip o sistemin kölesi kısmında ister istemez Ana. kahkaha attım. Çünkü Miraç'ı biz zaten her yöne giden adam olarak tanımıyor muyuz? Yıllar evvel rock albüm yaptığında benim artık rapçilerle ve hip hop kültürüyle işim yok. Lütfen beni takipten çıkın falan diye tweet atıp rock albümü çıktığında hip hop life'a haber veren insan değil misin abi sen? Daha ne kadar sistemin kölesi olacaksın para kazanmak için? En basitinden çelişki bu. Orada ister istemez kahkaha attım. Hani yine prim için susamama girip ondan sonra beni şarkıda yok sayayım ben
bu düşüncelerin altına imzamı atmıyorum diyorsun. Birincisi bu. İkincisi, basit Sen kafiyeli... kuralları mı sayıyorsun şu anda yoksa? Hayır. Ben Tamam. kendim eleştirilerimi yapıyorum sıralamasıyla. İkincisi, burada özellikle en başta norm olmak üzere birçok kişiyi basit yazmak için ben de eleştiriyorum. Doğru ama Allah aşkına şu kısımda ben orada da çok güldüm. Hatta suratım iğrenç olmuştur. Bak şimdi. Çekme peşkeş, repleriniz keş, miraç ediyor ateş, ciğeriniz leş, akıl seviyeniz kreş, ergenleri kandırır olunca beat beleş. Abi ben bunu ilkokul 4'te yazıyordum. Kim yazdı? Demin şey Yani vardı. bir şey Bir gelince bak 93'lüyüm. peşkeş, peşkeş, keş, ateş, leş, kreş ve beleş kafiyesini moz yaptığında niye gömmüyoruz? Gömüyoruz işte abi. Yok yok hayır. Vasıfsız elemanın yazdığı şey işte. 93'lüyüm, 83'lüyüm. Ya, yani mozu biz gömüyoruz kanka, piyasada böyle bir gömme ben Twitter'da gezip bir baktığım zaman görmüyorum ama hani işte şey keltoş babana koş da çok cringe olmasına rağmen abi hala konuşuluyor, üstünden yıl geçecek yani. Hani ben bu şeydeyim işte, piyasanın iki yüzlü gömmesinden rahatsızım ben. Hani abi onu gömüyor muyuz, bunu da aynı oranda gömelim, benim o zaman şikayetim yok, gömmeyelim demiyorum ama hepsini gömelim. Ya da geçen hafta konuştuğumuz konu, Astral'in loop'un ötesindeki beat mevzusuna bir tek biz değindik abi yayında. Herkes okey dedi ya. Ben buna tutuluyorum. Bu arada aynı kafiyeyi, ya çok benzer kafiyeyi tepkide kullandı. Bak bir dakika bekle. Şey şarkısında. Hatta dinledik onu. Ortak şarkısında var mesela. Nike'larımız fresh, yok mahallede kreş. Bu yüzden atladı Ya çocukluğunu birçok genç falan ama bu yani kadar abi genç gelmiyordu kolay yani. ve hani abi, basit kafiye diyoruz hani, bir de şey adım altında yazıyor bilmem ne, abi yıllarca kimse alınmasın diye bu ülkede alfabetik sıraladılar, kimin altında yazıyordu Oğlum abi hani zaten artık yani. konserleri zaten artık ya bir işte MOV gibi topluluk veriyor ya bir kişi veriyor. Öyle Yo, bir de isim yazılan konser de kalmadı zaten yo, yani çok fazla. eskisinde de bir süre bu isim mevzusu, ben niye üstte değilim altta değilim mevzusundan artık bir ara herkes zaten alfabetik yazmaya başlamıştı kapristen dolayı. Hani ismin üstünde yazıyorsa demek ki ismi M harfinden sonra başlayan bir harfle geliyordur adamın yani. Sen neyin egosunu yapıyorsun yani? Çünkü o zaman Mozele Miraç'tı. Hani Mahir falansa da yani senden önde yazılıyordu bu arada. Yani Evet, ben de aynısını söyledim. Yani şimdi şey aynı kafiye ama gidişattan dolayı bu fark ediyor. arada O yüzden şey ben de... Joker'i sunuş olarak, delivery olarak Miraç'tan çok daha fazla beğendiğim bu parçada söylemem lazım. Joker'in kısmında mesela benle aynı şeyleri söylediği yerler de var. Avrupa'da nitel trap sahtekarlar trendi diye bir söz var mesela. Evet abi yani aşırı derecede, geçen hafta diyorum, Summer Jam'in yerli versiyonundan bir tane daha gelmiş diye ben de söylüyorum. Bu konuda hemfikirim. Ha, bunların para kazanmalarıyla problemim şöyle var. Bunlar para kazanırken başkaları piyasada dışlanıyorken kara listelere alınmasından rahatsızım. Bu konuda mesela hemfikir olduğum kısım şey, bu sistemde Süpermen'im, geldiğim yer Krypton ve listem değişti artık Detroit ve New York diyorsun abi. Şimdi şöyle, evet New York hip hop kültürünün, rap müziğin gerçekten zirve şehirlerinden biri de Detroit niye abi? Detroit'ten çıkan kaç büyük MC var deyip bir saygısızlık yapmayacağım. Ben biliyorum da Joker'ın o isim, Eminem dışında o isimleri bildiğini hiç zannetmiyorum. Yani şey değil, Detroit'ten J. Dilla gibi, Apollo Brown gibi, ondan sonra Black Milk gibi büyük prodüktörler çıktı. MC olarak Slumbridge'ler var. Güzel MC'ler çıktı ama Detroit hiçbir zaman Amerika'nın hip hop kültürü bazında en iddialı şehirlerinden biri falan olmadı. Detroit haritaya biraz da açıkçası mainstream camiada sadece Eminem koydu ama o da haritanın başlarına koymadı yani. Hani Süper Lig gibi düşünürsen bizdeki Anadolu takımlarına denk bir şehir yani. Sen sadece Eminem'i bildiğin için oradan ve burada şurada o kadar şehir var. Hani belli tarzların çıktığı, doğduğu şehirler varken oraya Detroit ve New York demen çok komik bir şey abi yani. Ha bu arada moda değilmiş, madem magazine değinsek mi dedin. Abi bu arada mod konusunda ben Joker'i haklı görüyorum, üzgünüm. Evet, Hani yüzde yüz. hiçbir zaman şiddeti Ya destekleyen bildiğimiz bir kadarıyla en hiçbir azından. zaman şiddeti destekleyen birisi değilim ama Joker'i orada haklı görüyorum. Yani sevmediğin bir kişinin annesine küfür etmezsin ya. Ya ve tahrik ediyorsun Canlı abi. yayında et. Tahrik ediyorsun abi yani şey. Ha, ve bu arada evet Ben şeye takıldım değinmekten şarkıda unutuyordum, ya. özür dilerim. Bitcoin kısmından aklıma geldi. Hani ve Joker'in ince ince cezaya saydırıyor olması bana çok enteresan geldi. Sen ne düşünüyorsun? Ben o kısımda değil, günah benim kısmında Onun takıldım. hemen sonrası cezaya Yukarıda saydırıyor dikkat zaten. edecektim bilmiyorum. Şeyleri, sözleri yanlış, yani yanlış yerlerden bölmüşler. O yüzden çok belli olmuyor da. Bir günah benim gibi şarkı yapmadığım için şu an tekim kısmına takılmadım. Ya onun için tek değilsin abi. Sürekli polemik kovaladığın ve bunu çok çirkin bir yolla yaptığın için teksin muhtemelen yani.
Mesela Yoksa benim de kaçın? polemiğim bol ama benim de bol. Benim de polemiğim bol ama hani yani onunki direkt şey prim bazında abi herkese sallama mantığıydı. Yani normdan çok büyük bir farkı yoktu o açıdan bakınca. Joxer ile kaçıncı parta geldi? 56 falan olmuştur. Türk dizisi gibi kanka bitmiyor. Tamam, 57'de bize de giydirsin. Giydirsin bana yani benim MC olmam olup olmam önemli değil. Bana daha önce giydirenin hakkını nasıl verdiğimi gördün yani. Benim orasını umarım giydirir eğlenirim biraz diye beklerim yani. Hani 80 bar SoundCloud'da var isteyen dinleyebilir. Her neyse. Ya, ama evet gerçekten cezaya girmesi bana Ya hem cezaya yani şey girdiğine diyeyim emin hem miyiz burada? yani bu eleştiriyi yapacak son kişi sensin ya. Cezaya girdiğine emin miyiz burada? Kim var abi başka? Yani Fuat abinin daha önce yayında dediği bayrak suyu muhabbetinin aynısını şarkısında lirik olarak tehdit şey yapıyor. Fuat abi orada Sagopa ve Ceza'yı kastetti. Sen de aynı muhabbete girdiğine göre kimi kastediyorsun? Bir de ben şeye takıldım. Şu underrated tişörtüne takıldım birazcık. Ya Yani biraz ikiniz de da underrated şov. değilsiniz yani. Aynen öyle. Baktım. Bir rap konseri çıkışı elde demo CD'm aklımda hip hop vardı. Kar yağarken giydiğim o salak mont ve şapka Ceza minibüse indiğinde sanmıyordum albüm stickerleri için geldiğimi diye. Evet Joker'in böyle bir sözü var yani. Da Joker bu açıdan değişken birisi zaten ya. Yani genel olarak bunu gözlemliyorum. Ama Ben yani hala şey çok değil. çok Ya emin şu değilim o var. konuda Bak ya. mesela benzer konularda yeri geldiğinde bu üç büyük isme ya da işte piyasadaki bilindik isimlere yaptıkları düet tercihleri yüzünden falan ben de çok şey laf etmiş birisiyim ama yani abi diyorum ya sen Ceza'nın belki de kendi çevresi dışında düet verdiği ilk sanatçılardan biriydi nadirken bunu yaptığı nadirken hani bu sözü edecek kişi bence sen değilsin. Sana desteğin olduğu adam yani. Ha ben Ben kendi hala adıma o destek konuda beklemiyorum ama çok emin değilim. Sen ben kendi adıma zaten eminsin de hiçbir ama. zaman destek bu bir açıklama şarkıyla alakalı. Ben kendi adıma zaten kimseden bir destek beklemiyorum. Ben geldiğim yere zaten kendim geldim. Hani ve yani çünkü ben şu en başından beri şu zihniyeteyim abi. Sizi bir yere birisi getiriyorsa yine o birisi indirebilir. Ama siz kendiniz gelirseniz size kimse zarar veremez kariyeriniz bazında yani. Bu sadece müzik için değil. Türkçe rap'te kişisel gelişim uzmanı Baykan Abi yok bu Barkas. sektörde de öyle. Yani en başından biraz siyasi olacak ama hani bir herhangi bir partiye yakınsın diye onların şirketlerine iş bulan insanlar o parti iktidardan gittiği anda onlar da gidecekler. Hani bunun gibi düşün. Ha yani seni birileri oraya getiriyorsa o birileri yine indirecek ya da o birileri gittiğinde sen de ineceksin. Yani bu böyle bir şey. Yani şey var ben Ceza niye bana destek vermediniz ya ben şunu dedim abi senin atıyorum Kaan'dan ziyade Çek Git Bebeğim Musa ile düetim var abi Almanya'dayken yaptın. Hani niye bunu yapıyorsun diye çok ilk sorgulayan kişi benim yani baktığın zaman. Ama şey var. Hani Joker'in onun için diyorum hani bu eleştiriyi benim gibi yapabilecek belki dik durmuş arkadaşlar olabilir ama bu eleştiriyi yapacak kişi sen değilsin. Yani çünkü adama destek vermemekle vesaire suçlarken adam sana yapacağını yaptı zaten yani. Hatta bir ara ben Joker soyadını ne zaman Mete Özçalkan yapacak diye bekliyordum yani. Hani neyin kini bu yani? Bir daha soracağım aynı soruyu. Nasıl bu kadar emin olduğunu ben hala anlamadım bu durumdan. Ben mi bir şey kaçırıyorum şu anda diye Kanka düşünüyorum da. bir hani iyi düşünülmüş bir şey ama Bitcoin göndermesi sence nereye? Ya bence sırf kafiye olsun diye Bir. yazmış da olabilir yani. Öncesindeki zaten o diyorum ya bayrak suyu mevzusu da açık ayan beğendiklerinde var. Ben net cezaya salladığını düşünüyorum burada yani. Benim derdim hani yargısını Ha. infaz yapmayalım durduk yere o yüzden. Evet bak 100 milyonunuz dinlenince veliahtınız oldu yorumu bence de direkt Benfero'dan bahsediyor abi yani. Bu arada şey Deren kısmında söyleyecektim. Unuttum ben Ferro ile ilgili bir şey Diren söyleyecektim Benfero'dan iyi orada. evet. Onu diyeceksen. Yok. Yok onu demeyeceğim. Mesela ben Ferro da yıllardır dinleyici kısmında olan sonradan piyasaya girmiş bir isim. Ama Ama Benfero o da da aşırı... linçlenmiyor zaten abi. Yok be aşırı linç yedi Ben zamanında. abi linçleyenler aşırı tutucu dinozor tayfa, boomer tayfa. Yani şey değil. Bu arada biliyorsun ben Türkiye'de hani boom bap denince yani dinozorların sevdiği denince akla gelen isimlerden en başta gelen isimlerden bir taneyim ama ben şey değilim. Benim tutuculuğum şurada. Ben bu yeni nesil sound diyebileceğimiz aslında yanlış bir kullanım ama hani bunlara falan karşı değilim ama ben işlerin arak ve kalitesiz olmasıyla alakalı problemim var. Ben Ferro kısmını da şuradan biliyorum. Sen zaten biliyorsun konuştuk bunu seninle. Bizim Sabancı Üniversitesi radyosundaki yayında işte Gerçek Yeraltı'da ben çok sonradan fark ettim onu. Hatırlamıyordum yani. Arkadaş Fotoğrafı bana gönderdi atmıştın öyle aynen. fark ettim. Stüdyoya gelmiş işte Repozofların yayına beraber fotoğraf çekmiş. Bir yayına daha gelmiş onu hatırlamıyorum. Ekibe falan giriyormuş neredeyse bizim onları da hatırlamıyorum Yok ben. zaten Feron'un zaten şey sıkıntısı yok abi Adam zaten atıyorum. kovalıyordu yani sürekli. Geçmişte de dinliyordu. O Kendisi. şey yayınladığı fotoğrafların bir kısmı da oradan mesela işte hani Hı. Sansar'la falan Aynen öyle. yayınladı, bir şeyler Hani yaptı falan. kendisinin de ben çok iyiyim gibi bir iddiası olmadığı için zaten ben mesela Benfero'ya
kötü verse geldiğinde yine bir parçayı dinliyorsam onun parçasının, aa bu kötü olmuş diye bir eleştiri getiriyorumdur ama Feroni'ye var falan demiyorum. Hatta hep söylemişimdir. Ela Aynen. Nurların falan yanında ben Fero'yu, yani kendi camiama, kendi komüniteme kabul edeceksem ben Ela Nur'dansa ya da işte Rayman'dansa Fero'yu kabul ederim abi. Ya da işte Kozmoz Akbaba diyorum ama Fero Akbaba değil abi. Kozmoz'un yaptığı ortada yani. Bu sadece Ela Nur için demiyorum bunu. Geçmişten günümüze sürekli bu şekilde davranan birisi varken, diğer taraf hani bu kültürü en başından beri sevip hani limitli yeteneğiyle bir şeyler deneyen ama bir şekilde başarıya ulaşmış bir isim var. Hani ikisini aynı kefeye koymam. Hani o yeteneksiz olmasına rağmen hani benim gözümde hani çok belki ileride gelişimi açıktır bilemem. Hani Fero benim gözümde Kozmos'tan daha değerli yani. Peki. Sıradaki parçamıza geçeyim. Çok uzun durduk. Beklediğimden de uzun durduk. Evet, konuyu çok açtık. Seçkin Türk ve Server Uras düşüyorum hesabı. Öncelikle Seçkin Türk, Lil Türk'ten daha iyi. Mesela Seçkin Türk zaten ben yeni öğrendim, dün öğrendim de eski bir isimmiş zaten piyasada. Ben de bilmiyordum. Ya muhalif Ben malzemeymiş. Kapakla ilgili birkaç şey söyleyeceğim. Sen Ona de güldüm. konuşup öyle... Dertlendiğine güldüm. Ondan sonra işte Ege'nin dediği kapağı ters mi yapmışlar? Düşen adamın diğer tarafa doğru olması lazım değil mi? Bir tek ben mi böyle düşünüyorum? Ona o yoruma güldüm parça bitene kadar sonra zaten. Ya senle de konuştuk yani belki tasarım ve hip-hop konusunda bir şeyler de yapabiliriz falan diye. Aynen. Ya burada çok şey gözüme çarptı, onu söylemeden geçemeyeceğim. Çok konuyu dağıtmak istemiyorum ama Server Logoyu. Rus'un logosunun yanında Evet. Seçkin Türk'ün bu şekilde yazması inanılmaz O kötü beni de duruyor ya irite çok. etti. Bu arada beat çok tatlı. Ben şarkıyı sevdim abi. Son şarkıları içinde böyle hafiften fiton tadı veren tek şarkısı galiba bu ya. Sevdim günün iyi parçalarından benim için ama yani şey hani yine de eskiyi Ama özlüyorum çok şey gibi sanki böyle hani label'a destek olsun mantığıyla yani evet. gibi birazcık. Hani objektif değerlendirmek gerekirse sanki böyle daha iyisini yapabilirmiş. Biraz hani böyle destek amaçlı yazılmış falan gibi geldi bana. Öyle hissettim, bilmiyorum. Seçkin Türk'ü muhalif matem olarak rap yaptığı dönemden daha çok beğendim şu anki haliyle açıkçası tarz değişikliğiyle. Aa, bahsettiği o, tamam, şimdi oturdu bende, Seçkin kim Türk oldu? Tamam. bu arada bilmeyen arkadaşlar varsa eski muhalif matemmiş, ben de dün öğrendim. Tamam, şimdi oturdu. Hani muhalif döneminde ben çok beğenmiyordum kendisini rap vokal olarak. Sıradaki parça Narkoz ve İksir Pislik. Sen mi başlayacaksın ben mi başlayayım abi? Ben sadece şeyi merak ettim. Şarkı yeni mi yoksa böyle 2010-2015'te falan yapmışlar da yeni mi vermişler? Yok Bir onu sanmıyorum. merak ettim. 2010-2015 olsa benim haberim olur. Narkoz'la eskiden arkadaş olmamla alakalı bir şu an ufak bir sıkıntım var. Şeyle alakalı, parçadaki beat'teki bir kısımla alakalı ona bir değineceğim. Tamam ya, çünkü klipten beat'e işte ne bileyim flow'dan rhyme'a hepsi şey böyle 2010-2015 arası gibi. Bu arada gerçekten bir tane yorum vardı. Şimdi kaçırdım da, tipografi klip çekiyorsan sağlam sözlerin olacak yani. Evet. Bu şarkıya değil o ya. Kötü parça. Beğenmedim. Mesela geçen haftaki Merdiven şarkısında Fesuphanallah'ta Narkoz'u beğendiğimi söylemiştim hani objektif Evet. olarak. Bu parça için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. İksir'i de hiç beğenmedim. Beat'teki sıkıntım şurada. Biz arkadaşken ona attığım beatlerden bir tanesinin brass kısmıyla bu beat'teki brass kısmının aynı olması beni biraz bir irite etti. Size açacağım. Yani bu kısım hani bu kısım bana biraz fazla aynı notalar geldiği için biraz bir rahatsızım ben açıkçası ama bunu iyi niyetli bir tesadüf olarak düşünmek istiyorum açıkçası. Fazla bir şey söylemeyeceğim onun için beat konusunda. Vokaller beni sarmadı. Dediğim gibi beat yorumlamayacağım. Vokaller beni sarmadı. Bence bugünün kötü parçalarından üzgünüm. Dediğim gibi kendisi de bunu bir şekilde ulaşacaksa, izleyecekse geçen haftaki yayını tekrar izlersen aramızdaki problemin senin şarkılarına yaptığım yorumlara etki etmediğini görürsün abi. Bu yorumları oraya bağlama lütfen. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Dinletecek misin? Bu beat'i açtım ben. Sana gelmemiştir. Belki. Yok, bana gelmedi. O zaman sıradaki parçamız Bedo Azalıyorum. PMC dedim bu arkadaş yanlış bilmiyorsam. Galiba. Sonra bana atarsın onu, merak ettim Tamam çünkü ben de. kankacığım. Ben de beynimin bir parçasını bırakıyorum haftalık yayınlarının bir kısmında. Ay. Of, abi hakikaten tam bir nargile kafe şarkısı. Yani tutma ihtimali var mı? O yüzden var ama beğenmedim. Nargile kafalar kapalı oğlum. Yani o yüzden Ben tutmayacak doğru söylüyorsun. Ya şey evde açacağım. beat'teki dokunuşları yer yer beğendim yalan olmasın. Kötü bir nakarat bence bu kadar sık döndürülmesi beni çok rahatsız etti abi. Sen daha iyi bilirsin bu kısmı tabii ama aranje açısından falan sanki bu hafta dinlediğimiz diğer şarkılara göre çok daha başarılı. Evet diyorum beat'teki dokunuşları beğendim hani Aynen. aranjesini de bir tık daha beğendim ama arkadaşı beğenmedim ben hani açıkçası. Ya evet, o başka. İki hayırla Ben uğurluyoruz. şeye takıldım ya.
Erimiyor, azalıyor. Oralara takıldım ben. O aşırı yoruyor. Yani abi bir de ya hatalı nota zaten yani hani ben o kadar teknik değinip de sonuçta çünkü bunların çoğu rapçi ve bu tarz konularda eksikleri olduğu için aşırı işte şurada yanlış notadan girmiş bunu yapmış dediğim zaman da milleti ya chat'teki milleti baymak istemediğim için o kadar girmiyorum ama sorun ciddi yani o konuda. O yüzden Bir de ben yoruyor şey yani. takıldı aklıma. Şarkı baya bir geç giriyor. O dikkatimi çekti. Son birkaç senedir, hatta 5 senedir falan. Sen de İntrolar çok biliyorsun, uzun, hani hızlı evet. tüketim sebebiyle introlar çok kısaldı. Ona şaşırdım. Şarkı ne zaman girecek diye bekliyorum. 18. saniyede mi, 20'de mi ne girdi? İntronun uzunluğu kısa da o kadar büyük bir sıkıntı değil ama parçada genel olarak ya Sıkıntı değil. dinlediğimiz çoğu melodik parçanın melodik kısımlarında zaten nota problemleri var. Dediğim gibi hani buna anti Johnny Sins ve Şan Dersleri kanalı gibi yüklenmek istemiyorum yani. Düzgün eleştireyim desem de bu sefer millet çok içi bayılacak burada yani çünkü şurada şu diyez vermiş şunu indirsin falan gibi girdiğim anda Yok, o mahvol kadar girme işte zaten de ben o zaman şey... mahvoluruz yani ondan girmiyorum çünkü bu arkadaşların çoğu rapçi ve bir müzikal eğitimleri olmadığı için onları biraz görmezden gelerek bakıyorum yani bu yayında. Ben sadece nota bakımından değil, şey için de söyledim. Diksiyon Beğenmediğim açısından falan da parçaları direkt söyledim. kapat gibi güzel benim desteklediğim bir karar geldi de bu sefer de sonuçta dinlediğimiz insanlara büyük ayıp etmiş olur muyuzu düşünüyorum yani o da biraz saygısızlık gibi Niye olur mu Elanur'u diye. kapattın geçen Ya hafta? Elanur saygı duyduğum birisi değil çünkü abi. Açık konuşayım. Sıradaki Elanur. parça merak ettiğim işlerden biri. İlk kez dinleyeceğim. Goblin'in bu hafta bir albümü çıkmış galiba ya da EP'si çıkmış. Ben Oradan kaçırdım onu. Kodes Kahra ile düet parçası olan Yarım isimli parça geliyor sıradaki parçamız. Merak ettiğim bir şey ben de ilk kez dinleyeceğim. Ben EP'yi bütünüyle dinlemedim abi. Dediğim gibi Kodes Kahra'yı da merak ettiğim için EP'den rastgele bu parçayı seçtim. Bu hafta çıkan hiçbir işleri işte kişisel yoğunluğum sebebiyle bakamadım açıkçası. Ama dinleyeceğim mutlaka. Ben Büdü, bizim bildiğimiz Ben Büdü'mü, ben şimdi Evet, gördüm. evet, evet. Selamlar. Şimdi Aa, Büdü gördüm. yayında mıymış abi? Hoş geldin. Şimdi gördüm ben de. Kendisi de en sevdiğim prodüktörlerden birisidir. Albümünü sabırsızlıkla bekliyorum abi. Selamlar. Selamlar tekrar. Bu parçada Abi ben... sen Ha, gir sen önce. baş. Sen başla, sen başla. Ben çok bir şey söylemeyeceğim zaten. Ben Hayır, önce çok bir sen beklent... kapat. Tamam, aa lütfen. Canım benim. Sen konuş bir tane. Hadi. Başla oğlum, duruyoruz Niye şey oldu? Tension oldu aramızda. Neyse. Ben çok bir beklentiyle girmemiştim. Bayağı beklediğimden çok çok iyi çıktı ya. Ben EP'ye de bakacağım. Çok merak ettim. Nakarat hariç. Nakarat çok sarmadı beni ama. beni de. Onun dışında bu çizimi Vasıfsız Eleman sen mi yaptın? Çok merak ediyorum. Tarz benziyor değil mi? Ozan'ın çizim Değil mi? Çok tarzıyla. benziyor tarz. Ben beat'ten başlayayım. Beat'i tatlı buldum. Muhtemelen Farazi'nin işi. Tamam. Chill bir sound. Sevdim. Yazmıyor mu şeyde? Parçayı Açıklamada. YouTube linkini kapattım buraya atınca. Onun için göremedim şu an. Tamam. Kodes Kahra'da da mesela en başta yayının başlarında La Diyez ve Müebbet'in parçasını dediğimizde yaptığım yorumun aynısını yapacağım abi. Hani uzun bir süre ara verdikten sonra döndüğü şu anlık çok belli oluyor. Ama o da aynı şekilde bir an önce toparlayabileceğini düşündüğüm isimlerden bir tanesi La Diyez ve Ama Müebbet'le şey olduğu gibi. kadar değil, La Diyez'deki kadar değil ya. Ben saygı duyuyorum ama ben çok fark görmüyorum açıkçası. Goblin'i rap vokal olarak beğendim. Nakarat'ta erken dönem Sagopa vibe'ını ben çok aldım. Sen de aldın mı bilmiyorum. Hani ama günün iyi Belki de işlerinden o biri yüzden çok kesinlikle. Evet sarmamıştır ne kadar. ben de hani o beat de Goblin'e aitmiş. Tatlı chill iş abi sevdim. Abi ileride yayınlarına MC ya da prodüktörlerde konuk alacak mısın? Bunu buradan duyurayım. Alacağım hatta şeyi planladık. Daha ben bir tanesini test yayınında yaptım. Hip Hop 101'lerden birinde. Onda %5 inanç sistemi ve özellikle New York Hip Hop'un etkisini konuşmuştuk ama çok test yayınıydı. Ve Hip Hop 101'i normalde düzenli konuk olarak Çağıl Ömer başta yapacağız. Ama işte bu daha oturtmadık sistemi. Onlardan South konusunu konuşmak için kesinleşmedi henüz ama Kontkar'la bir sözleştik. Hani bu MC röportajı gibi olmayacak. Tamamen konuşacağımız konu hakkında fikri olabilecek, söyleyecek şeyleri olabilecek insanları konuk edeceğim. Onun dışında Server'le bir sözleştik. Özellikle Türkiye'deki kötü endüstriyi konuşacağımız bir yayın yapma ihtimalimiz kuvvetli. Hani bunun gibi yayınlar ileride gelecek ama dediğim gibi hem benim şu an yayın yapacağım şu ortamın düzenini oturtmam gerekiyor. Yayın takvimi çıkarmam gerekiyor. İşte bunun için de düzenli konuklu yayın yaptım. Aynen Mali ile yaptığımız gibi insanların da takvimine göre belirlendiği anda bir yayın takvimi çıkarmamız gerekiyor. Daha biraz yolumuz var. Daha bu toplamdaki 7. yayınımız olacak. Ama Başka zaman isimler de zamanla var bunlar benim gelecek. için Başka de. isimler de vardı. Şu ana kadar konuştuğum ve hani
mutlaka Dışarıda yapalım kafasına sözleştiğimiz bu kadar. iki isim var yani şu ana kadar, ama daha herkese kapımız açık. Mesela sahiyle zaten düzenli program yapacağız. O programdaki konseptimiz bittikten sonra normal muhabbet edebileceğimiz bir şeye dönebiliriz. Ozan'ın Beat Battle fikri var. Hani o tarz bir şey olacak gibi gibi hani. Yani birçok insan konuk Song olabilir Battle da ileride. yapılabilir aslında ya. Yani bu tarz konseptlere ileride gireceğiz. Dediğim gibi kanalım biraz beatmaking de yapacağım esasen, çünkü benim işim bu yani, ama dediğim için bunun için biraz daha kitlenin büyümesini istiyorum, çünkü ben bunu hani ben yapıyorum izleyinden ziyade izleyicilerimle de etkileşimli halde yapmak istiyorum, çünkü ben bu tarz yayınları. Onun için biraz daha kitlemizin büyümesi ve benim yayın takvimi olarak olsun, çevresel olarak olsun bir düzenimin oturması gerekiyor abi bunlar için öncelikle. Onun için şu anlık daha çok ben sıkıldıkça yayın açıyorum ve Mali ile düzenli program yapıyoruz gibi gidiyor, ama daha geliştirilecek yani. Sıradaki parçamız Aksan, kendimden başka çarem yok. Sıradaki parçamız MOB'den geliyor, Aksan. Bence güzel Çok iş. kısa birkaç şey söyleyeyim sonra sana bırakayım istersen. Tabii ki. Benim normalde dinlediğim bir isim değil ama ben bugün muhtemelen ilk beşine alırım şarkıyı Ben de. gibi duruyor şu ana kadarkilerde. Böyle 1.20 civarında falan böyle beatin değişmesi falan aşırı tatlı geldi bana. Ben sevdim. Tek sevmediğim şey benim bu %80 nakarat olan şarkılar bir yerden sonra baymaya başlıyor benim. Evet, tek kötü eleştirmem de bu Ama olur, ama Allah'tan, nakarat da Allah'tan güzel bir şarkı. nakarat bence. Hani biraz papağan nakarat diyebileceğim hep aynı kelimenin cümlelerin tekrar edilmesi türdeki nakaratlardan da olsa yani güzel düşünülmüş bence. Hani bu parçayı sevdiğimi söyleyebilirim günün ilerinde. Yalnız şey yok mu ya? MOB vibe'ı diye bir şey var. Bütün Evet evet MOB evet. şarkılarında aynı vibe'ı Ama alıyorsun. MOB'in içerisinde mesela benim çok yetenekli bulduğum isimler de var. Fena değil dediğim isimler de var. Bu kötü bir şey değil bu arada Yok yani, yok ben şey şey olarak şu söylemedim. açıdan diyorum. Aksan normalde benim için fena değil dediğim isimlerden biriyken hani bu parça beklentimin üstünde çıktı. Yani bunu itiraf etmem lazım. Fuchs vardı dinleyeceğim. Fuchs'u dinlersek kapatırız abi yayını, o yüzden en sona Son bırakalım zaten artık. şey var. Son iki parçamız kalmıştı. Fuchs'u eklersek Fuchs'la kapatırız abi. Çok özür diliyorum bu arada. Bir hıçkırık tuttu bir an. Sıradaki parça Per ve Liye Shine, Yalan. Kötü. Yorumu yok galiba. Abi şöyle, abi çok fazla Lil Skies ve Lil Zen etkisi var. Ya bir de dedi evet demin şeyde de chat'te de yazdı. Kaptolu Zen hani Xanax şeyi çok, hakikaten çok çakma line yani. Çok çok çakma bir satır yani hakikaten. Aden diye bir şarkısı vardı. Gerçekten fena değildi. Ya ben Şehinşah paylaştığında haberim oldu. Hatta takibi aldım arkadaşı ama şey değil. Aşırı aşırı Lil Skies abi yani. Bir şeyin bu kadar kopyası beni her zaman irite ediyor. Sevemedim. İkinci work kimin bu Nakara arada? İkinci verse Lil Shine diye biliyorum ben. Hani seslerine o kadar Tamam. hakim değilim de Ben de şey. değilim de. Evet şarkıda ne anlatmak istedikleri belli değil. Hani ama yani gerçek Imoret bu değil abi. Hani öyle söyleyeyim. Ya Moret'i de beni çok savunmaya sıktı yani. başlayalım. Beni çok sıktı yani. Şarkının hakkı zaten şey 2,5 falan yani, 2,5 dakika. Yani ya şarkının Sonrası. hakkı bence 10 saniye falan da şimdi neyse o kadar gömmeyeyim. Mali sen bir dondun ve çok komik de oldun. Evet, o kadar güzel bir yerde kesildi ki sesin. Yani şey nakaratı da hiç sevmedim. Beni irite etti yani ne bileyim. İyi ki altyazı O kadar bir mambıllık bir şey de yok aslında ama. eklemişler. Abi ben Evet. mi anlamıyorum? Bende mi sıkıntı var? Yok ben de aşırı anladığımı söyleyemem. Yani dikkat Tamam, kesilmiş evet, çok anlaşılıyor sal yani. değil yani. Tamam, okey de. Yani günün kötülerinden bence. Ve yani Sony Müzik mi? Bu da mı Sony Müzik diye şeyden üzülüyorum abi. Yurt dışındaki Sony Müziğin çıkan işlerine bak, burada bak yani. Of of. Neyse, dertlendim. Sıradaki parçamız Barry Soprano Jackpot. Ondan sonra da Fuchs'un parçasına bakıp kapatacağız. Ben Hazırsanız. muhtemelen Fox'tan önce çıkarım zaten. Hazırsanız Barry Soprano Jackpot. Ya, üzülüyorum ya. Dur böldüm de. De Hakikaten üzülüyorum. Fuchs'un Konuşuruz geldiği birazdan. noktaya üzülüyorum yani. Barry Soprano Jackpot. Başlatıyorum. Geçen haftalarda yaşadığımız problem en son şarkıda denk geldi Allah'tan. Ben Fark klibi ettim çok izleyemedim ama. senin geç bitti. Sen mi başlıyorsun ben mi başlayayım? Ben kliple ilgili bir şey söyleyemeyeceğim çünkü izleyemedim. Ben zaten bütün gülmelerim benim klibe Dondum. zaten yani. Ama şey söyleyeyim sadece. Yine inceleyeceğim de kendi diskografisi içinde değerlendirince güzel Evet, şarkı. Mary Jane'den iyi şarkı evet de Yani. yani çok çok cringe line'lar var ve Türk rapçilere Ya teşekkür orası. ediyorum abi ben Türk rapçilere. Sayenizde abi benim hani cringe klip ihtiyacımı tek başınıza karşılıyorsunuz. Başka YouTube trendlerine falan girmeme gerek kalmıyor. Çok teşekkür ederim bunun için öncelikle. Evet kız Gucci'den yılansa sokmam sözü abi o kadar kötü ki bir
Yani mantık hatasını geçiyorum yani. Gerçekten çok kötü söz. Ve şey var. Klip şey GTA İstanbul'da geçecek. Yeni GTA söylentileri yüzünden mi yapıldı? Emin değilim ama GTA 3'ün kötü bir modu gibi duruyor klip. Ama klipte ünlü bir simamız Cameo yapıyor. Kendisi God of War'dan Kratos. O sahneyi bulabilecek miyim hatırlamıyorum. Süresine bakmadım. Abi klip çok kötüydü ama başka bir şeye odaklanamıyorum şu an yani. Ve Cem Yılmaz'ın vergi vermediği sene barını ben de tam anlamadım falan. Ama orada bir şey oldum. Wow oldum. Hani kendisinden beklemediğim bir bar. Bir mantığı varsa da yoksa da. Yani. Hani klasik böyle soprano şey tutacak, dinlenecek ama beni almadı yani. Ama klip için çok teşekkür ediyorum abi. Sağ ol. Evet Mali, ekleyeceğim bir şey var mı? Abi dediğim gibi işte ben de kesintiler olduğu için ben çok dinleyemedim. Anladım. Şey izleyemedim klibi. O yüzden kliple ilgili bir Bu şey söyleyemedim. şarkı bazında. Şarkı bazında çok söyleyecek bir şey yok zaten de dediğim gibi hani kendi diskografisi içinde değerlendirilince çok kötü değil. O zaman günün son parçası Dr. Fuchs Combo Diss Track. Çok büyük ön yargım var. Ama hadi hayırlısı. Çok kötü. Sen de şarkı bitti mi? Yine aksaklığımız var mı? Tükürdü bitti. Ha tamam. Abi Parasını vereyim kus abi yani. şey yani net olarak Abi. çok kötü bir esprim var ama yapmak istiyorum. Hani dirilemeyiş Fuchs bölümü izledik değil mi? Hani oklar moklar. Abi çok kötü ama ya. Hakikaten yani olmuyor. Yıllardır olmuyor yani. Ve bu bir Abi Huzur hani Ne Darem gerçekten albümü. bak TL Fuchs kadar düşmüyor abi. Bak Huzur Ne Darem albümü. Sagopa ile yaptığı Nedense şarkısı. O dönemlerden buraya geliş. Ya bu da bir başarı ama. Yok başarı değil abi. Gerçekten bunu samimi söylüyorum. Türk lirası Abi Fuchs yani. kadar düşüş göstermiyor Ben zaten başarı derken o abi. anlamda söylemedim canım Yani ya şöyle Ya abi şarkının en güzel yeri sonundaki skeç. o scratch de hatalı abi. Ondan ben kafamı salladım böyle yaptığımda sen şu hareketi yaptığında ya, Ben seni görmediğim için şu ha anda o yüzden. tabii. Ya yani scratch hatalı abi oturmuyor. Bir ve loop'lardan alınarak yapılmış bir şey zaten kötü. Parçanın iyi bir tarafı yok. Yine dediğim gibi hani gömmekten ziyade üzülüyorum. Yani Ben de. 90'ların başında sen bu işi ilk yapanlardan biriyken bu hale gelmiş olmana üzülüyorum o Fuchs abi. Ya şey düşündüm ben hani diyor ya parasını verip satın alabileceğim beat, parasını verip satın alabileceğim flow. Abi keşke sen de verseydin de satın alsaydın. Keşke. Oh, o zaman İyi bizden bir aklıma takılan bir sen şey var söyle. onu söyleyebilirim belki. Tabii. Bir de şey diyor parasını verip alınan ödüller diye bir kısım var. Orada cezaya mı giydirme ondan çok emin değilim. Çünkü bu Bu ara şarkı zaten çıkmadan bir ben süre bu arada önce şey biliyorsun bir ödül aldı. kime diss olduğunu da ben parçanın net anlayabilmiş değilim bu arada. Açık Yok ben de konuşayım. anlamadım. Ama zaten bu ara enteresandır. Normalde dokunulmazken Joker'de de benim sen çok emin değilsin de benim gözlerim bu ara bir cezaya sallama biraz moda oldu sanki ya. Ki adam kariyerinin en ses getirmeyen zamanlarından birini yaşıyor aslında şu an yani. Aynen öyle. Yani Hiç bu kadar sessiz kaldığı bir süreç olmamıştı. abi bana göre günün en iyisi sanırım şey her eksiklerine rağmen Ahiyan. En kötüsü zaten ikimizde de ortak Lil Turk muhtemelen. Mi Fuchs mu? Yok Yok ya yine. Lil Turk abi yine de. Sence en iyisi? Ben kararsızım bu Goblin.